Opel Kadett yenileme serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde öncelikle aracın paslarıyla işe başlamak istiyorum. Aracın birçok kısmında yüzeysel ve derin paslar mevcut. Yağmur yağdığında aracın tavanından içeriye su giriyor ve tavan döşemesi de çürümüş durumda. Öncelikle paslı yüzeylerin üzerini temizlemek için bir spatula kullanacağım. Çürük kısımlardan içeriye su aldığı için araç sahibi silikon kullanarak bu kısımları kapatmaya çalışmış. Pasın üzerini temizlediğimizde alt tarafında sağlam bir metal kalmadığını görebiliriz. Yüzeysel paslanmalar sorun değil. Ancak metali tamamen çürütüp yok etmiş paslar dolgu macunu ile doldurulamaz. Dolgu macunu ile dolduranlar var ama bu sağlıklı bir tamirat olmaz. İleride bu kısımlardaki macunlar kırılır ve su alma durumu tekrar eder. Bu derin paslanmalar biraz moralimizi bozdu ama çözülmeyecek bir sorun değil sonuçta. Araçtaki belirlediğim paslı yüzeylerin hepsini tek tek kazımam gerekiyor. Beni korkutan durumsa pasların cam çerçevesine ulaşıp ulaşmadığı. Nadir bulunan bu tür araçların parçalarını bulmak da epey zor oluyor. Bu sebeple bu işlemi yapmak için ön camı söküp çıkartamıyoruz. Eğer ön cam sökme esnasında kırılırsa yenisini bulmak çok zaman alacaktır. En iyi durumu umut ederek pasları kazıma işlemine devam ediyoruz. Buradaki en büyük çürüğümüz delinmiş ama çürüme aracın iç kısmına kadar ilerlememiş. Biraz şanslıyız. Bu kısımdaki pasları tamamen temizleyip metalin durumunu göreceğiz. Ve kaç santimlik metal levhalara ihtiyacımız olduğunu görmüş olacağız. Eksik ve delik olan kısımları metal levhalarla kaynak yaparak doldurmamız gerekiyor. Tavan çıtalarını çıkartıp alt kısımlarında paslanma ve çürüme var mı bir bakalım. Tavan çıtaları ve tırnakları iyice araç yaşlandığı için çok kırılgan bir hal almış, güneşin ve sıcaklığın etkisiyle esnekliklerini kaybetmişler. Çok dikkatli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. İleri geri dikkatli hareketlerle parçamızı sağlam bir şekilde yerinden çıkartıyoruz. Bu kısım hem aracınızın üzerine port bagaj takmanızı sağlayan tavan çıtaları için bağlantı yuvası hem de tavan için su oluğu olarak tasarlanmıştır. Araç geçmişinde çok yağışlı bir iklimde olmadığı için burada su birikip bu bölümü çürütmemiş. Temiz bir manzarayla karşılaştık. Bura sağlam çıktı. Diğer çıtamızı da aynı hassasiyetle söküyoruz. Bu kısımda çok bir hasar yok ama su kanalı olarak tasarlandığı için içinde biriken çamur boyanın biraz zarar görmesine sebep olmuş. Pasların üzerini temizlemeye devam ediyoruz.
Paslı yüzeyleri önce spatula ile ardından kalın zımpara ile temizleyeceğim. Bu kısım size anlatmaya çalıştığım metal kesip kaynatma için güzel bir örnek. Buradaki eski metali kesip çıkartmışlar ve yerine yeni bir metal kesip kaynatmışlar. İşin zor kısmını halletmişler ancak boyasını yapmadan bıraktıkları için parçanın üzeri paslanmaya başlamış. Biz de aracın delinen metallerine kaynak veya yeni metal parçalar ile doldurmamız gerekiyor. Sağ arka kapı üzerinde bir paslı bölge daha var ve altı çürümüş durumda. Bu kısımda da paslardan iyice kurtulmamız gerekecek. Delinmiş parçaları dolgu macunu ile doldurmak sağlıklı bir uygulama değildir. Bu parçalardaki paslar tamamen temizlendikten sonra ufak metal parçaları kaynak yapılarak eksik kısımlar tamamlanmalıdır. Yüzey sadece dolgu macunu ile doldurulursa bir süre sonra macun iyice sertleşip çatlayacak ve dökülecektir. Dökülen macunun yerini yeniden pas alacaktır. Ve araç metal gövdesi tamamen çürüyünceye kadar pas durmayacaktır. Şimdi 180'lik zımpara kullanarak belirlediğimiz yüzeyleri kaynak işlemini hazır hale getireceğim. Bunun için bir zımpara makinesi kullanıyorum.
Aracın zımpara işleminin büyük bir kısmını hallettik. Çürük kısımların kesme ve kaynaklama işlemini yapmak için kaynak makinesinde uzman bir arkadaşımdan yardım alacağım. Aracı arkadaşıma teslim etmeden önce yüzeysel paslanmaların üzerine az bir miktar dolgu macunu kullanarak kapatmak istiyorum. Araç beklediği esnada yeniden paslanma olmasını istemiyorum. Çürüme olmayan yüzeylere hızlıca dolgu macunu sürüp kurumasını bekleyeceğim. Spatulanın üzerine az bir miktar dolgu macunu alıyorum ve sertleştirici üründen biraz sürüyorum. Kırmızı renk tamamen macunun içinde kayboluncaya kadar macunu karıştırmam gerekiyor. Çürüme ve delinme olmayan bölümleri dolgu macunu ile kapatıp yeniden paslanmasını önlemek istiyorum. Kesme ve kaynak işlemi bitince yeniden zımpara ve dolgu macunu işlemlerini yapmam gerekiyor. Bu arada aracın çürük kısımlarını boyamak için kırmızı boyaya ihtiyacımız var. Ne yazık ki aracın boya kodu ile aracın üzerindeki kırmızı renk artık aynı değil. Bu sebeple aracın boyasına hızlı bir bakım yapacağım ve bakımlı haline en yakın kırmızı tonda boyayı boyacımızdan satın alacağım. Araç E539 boya kodunda Mexico Road kırmızı diye adlandırılan boyaya sahip. Birebir aynı kodlu boyayı alırsak yeni boyanan parça oldukça sırıtacaktır. Bu sebeple aracın boya bakımını yapıp üzerindeki tona en yakın kırmızı boyayı hazırlatmamız gerekiyor. Bu sayede aracın orijinal görüntüsünü mümkün olduğu kadar korumuş oluruz. Diğer seçenek ise aracı boya kodundaki renk ile komple boyatmak olacaktır. Aracın boya bakımını yapmadan önce bize engel olacak kirleri hızlıca temizlemek istiyorum. Thank you.
Aracın boya bakım işlemini tamamlayıp çürük kısımları onarması için arkadaşıma aracı teslim ettim ve 2 gün sonra aracı geri aldım. Çürük kısımların bazılarını kaynak ile doldurmuş, 3 parça derin çürük için ise 3-4 santimlik metal levhalar kaynatmış. Yüzeyin paslanmaması için üzerine kalın bir dolgu macunu sürmüş. İşlerim biraz yoğun olduğu için bu araca sürekli vakit ayıramıyorum. Bu sebeple onarılan yüzeylerin açıkta kalması yerine kalın da olsa dolgu macunu ile kaplı olmasını istedim. Aracın bize ilk geldiği görüntüsüyle şu anki görüntüsü arasında bile çok fark var ve bu görüntüye ulaşmak için birkaç gün uğraşmak yeterli oldu.
Eski görüntüsünde boyası oldukça yıpranmış ve bakımsız kalmıştı. Boya biraz bakımla neredeyse aracı gençlik zamanlarına geri götürdü. Aracımızın yeni, parlak kırmızı görüntüsü oldukça güzel oldu. Sonraki bölümde aracın yeni kırmızı görüntüsüne yakın bir kırmızı boya hazırlatacağım ve aracı boyamaya başlayacağım. Bir iki parça büyük çürüklü bölgeler var, onları da ilerleyen bölümlerde halledeceğim. Bu arada motor için istediğimiz parçalar yolda, kısa süre sonra bize ulaşmış olur. Dışı ile işimiz bittiğinde motorla da ilgileneceğim. Bu bölümlük yapacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olabilir, videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.